Herkese selamlar. Bu hafta içerimiz Swift'e. Hoş geldiniz dostlar. Umarım iyisinizdir. Sağlık saat yerindedir. Projeleriniz iyi gidiyor. Az bug fix, bol feature yazıyorsunuzdur diyerek kanalımızın içerik girişini yapmış olalım Veda Rüftar. Başlamadan önce hemen şeyi göstereyim. Bize de sponsorluk geldi ya. Bakın. Şurada bu sponsorship olayı bize de geldi dostlar. Aklınızda bulunsun. Hani bir para zaten açıkçası ben bunu aldığımda hani para olarak da almadım. Hani şey de umurumda değil dedim ki bu parasal konunun hiçbir umurumda değil de şey diye aldım. Bey çıkıyor orada çok hoşuma gidiyor. Ya orada kalpli bir şey çıkıyor ya. Renkli duruyor profil. Aklınızda bulunsun olur da hani Vela abi bu koduna destek olalım derseniz. Şaka yapıyorum. Gerçekten şu çıkması çok zevkli. Olur da yolunuz düşerse. Ben zaten öğrenci arkadaşlarından hiçbirinden destek beklemiyorum. Oluyor da bazen işte parası olan ya da işte insanlar oluyor. Bir takım destek olmak istiyorlar. Buyurun kanalda da açıktır bu da. Diyorum çok uzatmadan dönüyorum buraya. Evet dostlar bugün ne yapıyoruz? Bugün SwiftUI tarafında aslında bence çok önemli konulardan bir tanesi localization yapacağız. Oldukça basit zaten açıkçası bu Swift tarafında. Bir de size modifiable object'ten bahsedeceğim. Değişik bir kavram. SwiftUI tarafında aslında bizim daha çok kullandığımız yani bir de özellikle atomic component yaparken kullanabileceğiniz bir kavram bu modifier'lar. Bakacağız bakalım nasıl bir işimize yarıyor. Önce hızlıca arkadaşlar şeyden başlayalım. Şimdi şuraya gelelim. Bunu localization aslında genelde core'da yapılıyor bu arada. Localization dediğimiz olay ne? Bu localization var bir de bunları bazen zaman da karıştırıyorum da bir de globalization var bir de localization var. Localization yerleştirme globalization aslında daha çok projenin bütün dünyada kullanılması oluyor gibi anlamına geliyor. Biri aslında tam ben dedim bu ikisini karıştırıyorum. Biz genelde localization yaptığımız için. Localization'daki amacımız ne? Projenin aslında birden fazla değere destek olması. Şurası küçük olabilir biraz kusura bakmayın. Bu onu büyütemiyorum. SwiftUI Tutorials yani ana projenin üstüne tıklayıp buraya gelmeniz gerekiyor. Buradan SwiftUI Tutorials'a basıp buradan info'ya gelin. Ardından burada localization göreceksin zaten. Default'ta Base English ve gelecek zaten. Siz buraya gelip mesela projenize neye destek vermek istiyorsanız, TR'ye vermek istiyorsanız TR'ye ekliyorsunuz. Ardından da dönüyorsunuz projenize. Genelde hani bu simple projelerde veya yapacağınız işlerde buraya eklersiniz. Bunda problem yok. Buraya gelip şöyle bir ekleme yapabilirsiniz. Sesi yaklaştı soru sormayın. New file diyorsunuz. Buradan string yazın. Strings file ekleyeceksiniz. Genelde adını zaten localizable olarak gelir. Kalabilir. Problem yok. Bunu yaptıktan sonrasında arkadaşlar aslında sizin o ana root stringiniz oluşuyor. Bunun içerisinde biz localization varyüllerimizi tutuyoruz. Ne istiyoruz mesela? Burada mesela ben ekranımda mesela bir hello ekranını yazacağım. Ya da işte adamın name'ini yazdıracağız mesela vesaire. Bir şeyler yaptıracağız. Bunları gelip burada saklıyoruz. Yani buraya gelip mesela bir welcome text yazıyorum. Welcome tekstinin içerisindeyken buraya gelip mesela welcome yazıyorum ve sonuna nokta virgül koyarak aslında burada best practice olarak kullanmış oluyorum. Bunu peki diğer dillere nasıl ekliyorsunuz? Bunu da büyüteyim birazcık. Bunu da diğer yere eklemek istediğinizde şurada lokalize basmanız gerekiyor. Bastıktan sonrasında bakın burada Türk işi eklerseniz artık buraya Türk işi gelecek. Bir de buraya İngilizce eklerseniz İngilizcesi gelmiş olacak. Sonrasından burada bakın hem Türkçe'de hem İngilizce'de var. Global üstte yazdığım için. Sonra Türkçesinin içerisine gelip hoş geldiniz yazarsanız aslında bu tarafı tamamlamış oluyorsunuz. Peki proje geçtiğinde nasıl kullanıyorsun? Buraya gelelim. Bir tane view yapalım. Hani view'ların içerisinde de yapabiliriz de şurada yapalım. New group diyelim. Localizable diyelim şöyle. Buraya bir tane mesela welcome view yapalım. Welcome view. Welcome view açtınız şimdi burada. Bunu açtıktan sonrasında şöyle gelelim. Hello World burada. Şimdi burada nasıl kullanıyorsunuz? Aslında buradaki kullanım çok basit. Burada verdiğiniz key'lerle bunu eşleştirmeniz yeterli oluyor. Buraya geldikten sonra buraya welcome derseniz welcome text de buraya aslında buraya gelmiş oluyor. Şöyle resim yapayım. Ama burada böyle şöyle bir best practice yapmanız gerekiyor projeyi kullanırken. Şimdi bunun localization'dan alabilmesi için arkadaşlar bunu buraya gelip şurada aslında bunu tabii normalde content view yani ilk açılan yerde yaparsanız hepsini etkiliyor ama biz şu an bu sayfada yaptığımız için buraya yapacağız. Burada biz bunu bir tanımlama yapmamız gerekiyor localization'da. Şöyle bildiğiniz aslında ben size diğer derslerde göstermiştim. Şöyle bir kullanımımız vardı. Spesifik şeyler götürdü. Mesela calendar, etc. Localization'ı çağırıyorsunuz ve init diyerek de hangi dille başlayacağını burada seçebiliyorsunuz. Mesela TR'ye seçerseniz arkadaşlar hoş geldiniz. En seçerseniz ise welcome geliyor. Peki buradaki diğer best practice ne? Burada key'lerini saklarken böyle bu şekilde yazmamanız lazım.
Buraya gelip şu şekilde tutmanız lazım. Mesela benim burada bir tane Swift class'ı yaparım buraya. Localization. Yani buna her şey diyebilirsiniz de. Project Local Keys diyelim şöyle. Local Keys bizim projelerde onu kullanıyorum genelde. Buraya bir enumeration yapmanızı öneririm. Local Keys ve bunun da aslında value'su string olacak. Buraya geldiğinizde de şöyle diyorsunuz. Mesela neyiniz vardı? Welcome. Değil mi? Welcome veriyorsunuz. Bunun da string karşılığı welcome'dır diyorsunuz. Burası aslında sizin için hazır olmuş oluyor. Yani proje döndüğünde burada aslında localization kullanacağın yerde localkeys.welcome.rowValue'yi kullanabilirsin mesela. Bu da yine sana aslında bir temiz kod yazma açısından best practice sağlayacaktır. Diğer best practice ise yine bu n'leri koyduğun yerde önemli sonuç olarak. Bu identifier yaparken hani kullanım senaryosunda buraya string'i vereceğin yerde yine onu da burada hani burada yine bir enumeration yapıp project language deyip buraya mesela TR mesela burada yine burada case n diyebilirsin mesela. Bu arada k'ler aynı olduğu için muhtemelen yine aynısından görecekti ama neyse böyle kullanabiliriz. Project language ise gelirsin buraya. Project language nokta mesela TR dersin. Row value verirsin buraya. Burası tertemiz çalışır. Bu da aslında çok basic olarak artık bundan sonra yani yapmanız gereken ne? Stringlerinizi bunların içerisinde saklıyorsunuz. Ardından birer tane enum yapıp enum'un içerisinde de bu value'lerinizi tutup sayfalarınızda bunları kullanıyorsunuz. Tertemiz bir kullanım sizin de gelmiş oluyor. Şimdi burası okey. Buradan döndüğümde diğer kullanım neydi? We modify dediğimiz kavram. We modify peki ne işe yarayacaksınız hocam? Şuraya gelelim. We modifier şu işe yarar. New file diyelim. Bence güzel bir kullanım bu arada. Hani projelerde best practice sağlayabilecek bir kullanım. Buraya diyelim ki welcome, yine welcome diyebilirim veya ne diyelim hello view. Önemli değil, bunu boş verin. Şimdi buradaki derdimiz ne diyeceksiniz veya önemli olan nokta ne? Şimdi projeler büyümeye başladıkça arkadaşlar, şimdi sonuç olarak bir style guide'ı çıkarmanız gerekiyor. Style guide'ı çıkartırsanız ne anlamı gelmiş olacak bu sayede? Sizin projelerinizde artık hani belli best practice'lerin olacak. Nedir mesela? Adam bunu verdi projede. Bunu kullanırken dedik ya hocam dedi ben bunu title olarak yapacağım mesela. Bunun title style guide de şudur. Fontu olacak mesela large title. Bunun işte bold olacak. Sonrasında neler olabilir? Foreground color mesela işte blue olacak mesela projeye göre. Ardından da mesela burada da bir deneyimiz olsun mesela. Radius olabilir. Shadow verebiliriz. Shadow'da da 2 sıfırlık bir radius bekliyor mesela bizi karşımızda. Mesela bunu sağladınız diyelim. Adam dedi ki bu bizim app barımız hocam dedi. Ya biz bunu app barımızda bu style kullanacağız. Ama şimdi bundan diyelim ki hani burada şöyle bir VStack yapalım şurada. VStack. Text dedik mesela. Bak bundan ne oldu? Artık projede bunlar sürekli yazıyoruz. Abi dedik bunu nasıl daha jenerik hale getiririz? İşte SwiftUI tarafında bizim için hazırlanmış yine güzel bir çözüm var. Buna da işte modifier diyoruz. Peki ne yapıyoruz? Bir tane class yapalım. Struct diyelim. Ve bunun içerisinde diyelim ki mesela bu bizim app title'ımız olsun. Hadi bu da. Extends dedim. Extend diyorum. Extend dedim buradaki şey extend öyle yazmıyor gerçi şurada. App title. Türeteceğim şey v modifier olacak. V modifier'ini zaten override ediyor bana. Bir tane metot override edecek body diye. Burada da kendisi de getiriyor. Bu body'nin içerisinde şu content'in üzerine aslında view'da yapabileceğiniz şeyleri yazabiliyorsunuz ama limitli tabii bunlar. Mesela neyi yapabiliyorsun? Font'u yapabiliyorsun. Mesela large title. Title mesela. Mesela başka ne yapabilirsin? Paddingleri yapabilirsin mesela yine burada. Hani şu an ben padding yapmak istemiyorum. Yine onu elde etmek istedim. Foreground color'larını ortaklaştırmak istiyorum. Mesela blue. Mesela burada blue yazayım şöyle. Mesela foreground color'ını verdim. Bold'u veremiyoruz ama shadow verebiliriz. Shadow. 2-0. Mesela bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra aslında yapacağımız aslında çok basic bir şey oluyor artık. Dediğim gibi sadece bold'u veremiyoruz. Diğerlerini verebiliriz. Buraya geldiğimizde şöyle yapıyoruz. Şunu komple siliyorum buradan. Buraya gelip bold diyorum. Ardından da bunun altına gelip apply access modifier yazınca geliyordu. Bak şu modifier diyorsunuz. Modifier'de de artık şu app title verirseniz sizin için ne oluyor burada? Bu komponent aslında hazır olmuş oluyor. Mesela app title için böyle bir hazırlama yapmış olabilirsiniz mesela. Peki burada yine bir best practice olarak kullanma açısından ne yapılabilir diyeceksiniz hocam.
Şöyle yapalım. Yine mesela bu şekilde kullanmak bence çok avantajlı burası için. Şimdi burada tabii yine yapıyı kurguladığımız yerde nerede şurası? Ha? Şurayı kurguladığımız yerde. Burası şimdi bizim için hazır. Burada problem yok yani. Bu okey. Bolt modifier problem var mı? Şu mu? Ha, şu kapanmamış. Tamam, kapattık. Şöyle yapalım. Yani şunu aşağı indirirsem daha güzel gözükür. Şimdi bunun best practice olarak kullanım senaryolarından bir tanesi şu. Bu fazla olmuş. Bir tane fazla ya burada. Bu okey. Bu okey. Tamam, şu an okey. Burada best practice senaryomuz şu arkadaşlar. Biz mesela şimdi bu body text'ini genel olarak bütün sayfalarımızda kullanmak isteyebiliriz. Burada da aslında bizim hani Swift tarafında kullandığımız en çok kullandığımız yapılardan bir tanesi yine class'lara belli başlı class'lar aslında extension'lar yazmak. Mesela ben burada Viva bir extension yazıyorum ama bunu burada yazmak istemiyorum. Extension best practice'imiz neydi? Buraya geliyorduk. New file extension oluşturmak isterseniz. Swift file. Mesela burada diyoruz ki biz ne yapmak istiyoruz? Title mesela style ekleyeceğiz değil mi? View artı style diyebilirsiniz mesela. Buraya bir tane bunu yapıyorsunuz. Bunu okuyan adam bunu şey der yani. Bu Viva yazılmış bir extension, style extension'ı. Peki ne işe yarayacak diyeceksiniz. Ben bu Viva geldim bu kodu oluşturdum. Viva kodumu oluşturduktan sonra aslında benim yaptığım hareket şu. Ha, buraya tabii şey eklemeniz lazım. Import Swift UI'yi ekleyelim. Okey. Şimdi Swift UI view'umu yaptım. Benim burada yapacağım aslında tamamen basit hareketi şu. Function diyeceğim. Bir tane function oluşturuyorum. Buradaki amacımız şu. Mesela title style'ı böyle sürekli apply ederek vermeyelim. Bu title style adam çağırdığında yani geriye şöyle yapalım tabii. View'u döndürelim bir tane. View döndüreceğim. Bu döndürdüğüm view'da aslında bu yazacağım kodun kendisi olacak. Yani bu view bir kodu ya. Buna modifier diyeceğim. Buna da mesela şey vereceğim. App title vereceğim. Mesela burada. Ha şimdi bunu yaptık ne oldu mesela bizim buradaki yazdığımız kod sayesinde? Şimdi buraya yaptığımız işlem sonucunda. Ben ekranıma geri döndüğümde şurada. Ha buraya geri döndüğümde artık burada şu bold şu modifier yerine şunu diyebiliyorum artık. Ya app title style diyorum. Tak mesela böyle bir extension'ımı da bu şekilde kullanmış oldum. Hani bu şekilde efektifliğini arttırdım. Peki burada bir hareket daha yapsanız ne işiniz yarar diyeceksin. Mesela burada şöyle bir şey alabilirsin aslında. Dersin ki bu sonuç olarak bir tane değişken değil mi? Burada dersin ki bir tane ben değişken istiyorum. Is shadow max or mesela burada shadow yani shadow radius'u bazı sayfalarını da custom etmek istiyorsunuz mesela veya is shadow height diyelim böyle bir value alalım tamam mı? Bunu adam bize versin. Adam bunu bize oluşturduğunda bunu bize bu ürün olarak yollasın. Benim istediğim böyle bir tane property var diyelim. Şimdi bu oluşurken bize diyecek ki zaten bak burada şimdi app title oluştururken bunu vermen gerekiyor missing argument olarak. Bak buraya is shadow height'ını true verdim mesela şimdi. True. Mesela böyle de kullanabilirsiniz bunu. Tabii title style'a gidince burada da diyecek ki bunu vermen lazım. Buna da false diyelim şu an önemli değil. Sonrasında app title'a gittiğimde şu kodu yazabilirim artık şuraya geldiğimde. Ya bu shadow radius'ta eğer is shadow height true'ysa 4-0 yap mesela diyelim projeye göre. Burada 2-0 yap ve bu sayede aslında burayı da bu şekilde bir best practice olarak kullanmış oluyoruz. Bakın şuraya birini false atayım gerçi daha iyi gözüksün. Üsttekini false atadım. Hani belki 10 falan yapsam belki daha iyi gözükebilir gerçi şöyle. Şurada gözüküyor mu şu an? Evet, üst sen alttakini biraz daha shadow'unu görebiliyorum sanki ben ama yanlış vermediysek is shadow height true title style'dan ne verdik? Ha burada da false vermişiz tamam. O zaman orada true vereceğiz. Aynen. İşte burada tabii yine bir best practice olarak ne yapardık hocam derseniz hani bunlar okey burası localization'dan bunlar okey. Burada yapabilecek başka bir şey var mı? Yani bu tarz style guide'larınızı yapın ama şurada şunu yine buradan kurtarmak lazım. Yani buraya geldiğinizde yine burada bir hani şurada göstereyim. Bir enum yapıp projenin enumunu yapıp shadows diye mesela bir enumeration yapıp bu shadows'un tipini de yine double tipinden gösterip buraya gelip mesela normal deyip mesela case normal eşittir 2-0 case high 10-0 gibi bir tanımlama yapıp bu shadows'un içerisinden de gelip height nokta row value deyip bu shadows'un içerisinden de normal nokta row value diyerek
Burayı aslında daha bence efektif kullanmış olursunuz. Hatta bu Shadow'da isterken bile onu bile isteyebilirsiniz. Ama bu şart enemleri bol bol yapın. Benden size ufak bir tavsiye olsun demiş olayım. Swift UI içerimizde de yine tatlı küçük birkaç tane ekleme yapmış olduk. Bunu geçen haftakini bu arada yollamayı unutmuşum. Bir saniye bunu yollayayım. Şunu bir yollayalım arkadaşlar. Bunu git check out. Şöyle yapayım. Ha ben muhtemelen Xcode Proj'da kaldı o ya. Dur. Git add. Şimdi olacak. Git commit exam. Localization and view modifier added. Şöyle git push yapayım şunu. Şunu ben PR'ı merge alayım da şuradan arkadaşlar. Bunu PR açtık mı ki? Açıkmış PR'ı. Dur. Açıksa ben bunu açayım şuradan 2 saniye. Bu PR'ı merge alayım. Çünkü bazı arkadaşlar şey yapabiliyor. Soruyor biliyorum. Bunu da alalım buradan. Süper. Nice. Good job. Arkadaşlar merge'de aldım. Oradan da görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki haftalarda yine bu tarz içeriklerle devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.